Sonunda. Cidden sonunda oldu. Çünkü deminden beri basıyorum basıyorum kayıt almıyor program. Arkadaşlar. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere. Zaten bunda bir süredir biliyorsunuz ki Siyan Punk'ın bu aralar artık adım adım güreşe tekrardan geri dönmeye başlayacağı zamanlar gibi geliyor bize. Bir sürü söylenti var. Bir sürü dedikodu var. O kadar çok haber var ki Siyan Punk'la ilgili. AEW. WWE değil. WWE değil. Ama AEW. AW ile ilgili o kadar çok söylenti var ki insanlar da hype'lanıyor haliyle tabi Diyorlar ki acaba Sjampunk yeri mi gelecek Hatırlıyor musunuz bak bunu daha önce birkaç kere daha söyledim Hatta hatta ilerleyen zamanlarda bir videom daha var Onda da yine bahsedeceğim eskiden herkes ne diyordu Abi Cefardi ne zaman gelecek çünkü Fox TV zamanları Cefardi insanlar en sevdiği güreşçiydi Rey Mysterio ile beraber diyelim Rey Mysterio daha çok olabilir Sjampunk gönderdi bir de Sjampunk hiç sevmiyordu o kitle hala bana yorum atıyor ben görüyorum ...Cefardi ile Sian Punk'ın tarihin ilk gel vs'sinde karşılaştırdığım bu ikiliyi... ...yani hala yorum geliyor. Sen taraflı bakıyorsun. Cefardi'nin aldığı reaksiyonu Sian Punk hiç falan diye. Demek ki sadece Fox TV 2009'da izleyip kapatmışlar. <laughs> o kadar belli ki yani bunu yaptıkları. Herkes Sian Punk'cı böyle geliyorsa gelsin falan filan yapıyorlar böyle. Okey. Onlar orada kalmışlar. Onlar 11-12 sene önce de kalmışlar. Şimdi artık devir değişti. Cefardi ne zaman döner... Jeff gelecek mi değil artık CM Punk döner mi? Ana soru bu oldu. Yıllardır güreş, güreş kitlesinin, güreş izleyen herkesin merakla beklediği soru bu zaten. CM Punk döner mi? Galiba dönüyor ufak ufak. Ya bir sürü bak bir hafta bir süredir böyle ne zamandır muhtemelen bir iki haftadır falan özellikle iki haftadır. iki haftaya da geçmiş olabilir böyle artık iyice haberler yayılmaya başladı. İlk olarak Fightful direkt bildirdi. Daniel Bryan tamam ki zaten daha öncesinde diyorlardı ki işte Tony Khan işte böyle iki büyük isimle imzalayacağız falan muhabbetleri yapmıştı ya. Heh şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Bak bugün 24 saat içinde öyle bir paylaşım yaptı ki Siyam Punk. En son buna değineceğim. Bütün şifreleri, her şeyi, bütün kilidi, milidi, termoarı açan, kilidi çözen her şeyin anahtarı olacak o paylaşım yaptı. Oraya gelmeden önce. Hemen size şu ekranı vereyim ben bir. Bak şimdi, Siem Punk gitti. Bu ekranda yok. <laughs> şimdi bak bu işte Wrestling News Co. ben arada buradan falan bakıyorum. Bakın. Nerede başladı? Şurada. 21 Temmuz'dan itibaren artık başlamış haberler. Siem Punk is reportedly in talks with AEW about in-ring return. Güreşe geri dönüş için AEW'le görüşmeler halinde. Burada başladı haberler. Sonra bakıyoruz adım adım. Siem Punk is not denying. Reddetmiyor diyor. Karşı çıkmıyor diyor. AEW söylentilerini. Hani bu da şeyden ama. işte hani Instagram'da bir paylaşım yapıyor da hani hani bir şeyi reddedecek mi acaba falan reddetmediği üzerine haberler. Bak böyle ilerliyoruz şimdi. Another sign that CM Punk. İşte CM Punk ve AEW'nin işte bilmem ne anlaştığına dair bir diğer işaret. Oo. Sonra iş CM Punk'tan çıkmaya başlıyor. Kenny e Omega yorum yapıyor mesela. Daniel Bryan'le işte Sian Punk'la IW'da işte gelecek söylentileri benim için çok iyi onlarla maç yapmak isterim falan. Böyle böyle bak artık artıyor. Diğer yandan da öte yandan da WWE buna böyle tam hızlı hareketler yapmaya başlıyor. İşte Sian Punk yani AJ Lee'nin fotoğrafını SummerSlam reklamlarındaki fotoğrafını paylaşıyor mesela Instagram'da. Orada da Sian Punk'ın pelüşü falan var burada. Böyle böyle sanki bir nevi hani ortalığı biz de karıştıralım madem yangın yeri CM Punk da naz yapıyor. <laughs> Another sign. Bir diğer işaret. CM Punk geliyor falan böyle. O işaret de neymiş biliyor musun? Several readers have pointed out. Living Color is now following AEW. Ne demek bu? Living Color, Cult of Personality şarkısının sahipleri. O şarkı da zaten CM Punk'ın giriş müziği. O şarkı. Zaten WWE'nin kendi bünyesinde bir şarkı olmadığı için CM Punk o şarkıyla da geri dönebilir. Bunu da biliyorsunuz. Başka bir şirkette bile olsa. Ama önemli şeylerden biri, işte Tony Khan'ı takip etti Sian Punk. Aa, Living Color AEW'yu takip etti. Uuu, neler oluyor acaba? Bunların hepsini böyle tam bir Paul Heyman zihniyetinde düşünürseniz zaten şey oluyor. İşte her şeyde bir komplo aramak, bilmem ne, acaba öyle mi? Acaba işte Undertaker'ın beyin kanaması geçirdi de Brock Lesnar bilerek bir seriyi bitirdi falan gibi. Böyle şeyler arıyorsanız... İşte CM Punk, Brian Danielson falan filan. Daniel Bryan artık Brian Danielson oldu falan. Böyle işte o da geliyor zaten bilmem ne. Tamam onlar için biz CM Punk'ta kalıyoruz şu an. İşte Booker T bilmem ne. AEW Tony Khan response CM yani Daniel Bryan işte. Tony Khan işte şey yapmış. Bu söylentilere bilmem ne falan. Al Darby Allen teases. Bak Darby Allen'ın çok acayip bir lafı vardı. Dedi ki işte. Kendini kanıtlamak istiyorsan AEW'de güreşeceksin dedi. Çok great murate olabilirsin sıkıntı yok. Ama If dedi, eğer best in the world olduğunu bile düşünüyorsan AEW'da güleceksin diyerek böyle tease attı böyle. Tam böyle şey yaptı. Spoiler böyle. Oraya böyle easter eggler küçük bilmem falan böyle. İşte sonra MJ falan konuşuyor biliyorsun. Böyle böyle devam ettik abi. Partnerler, bilmem nere, falan. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? İşte Sian Punk böyle stadyum fotoğrafı falan paylaştı. İşte Chicago bilmem ne. Oo, acaba ne? Geliyor mu? Hmm falan. Sian Punk'ın da böyle harbiden ekmeğine işte yağ sürülüyor. Ekmeğe ne yağ söylüyor. Çünkü CM Punk zaten böyle şeyleri seven biri. Trollik yapmayı da seven biri. tamam işte. CM Punk şu an an itibariyle dünya üzerinde kim güreşe geri dönerse en çok reaksiyon olur. CM Punk. İşte bakın aynı Chicago'da geçen günkü Raw'da. Geçenki Raw'da olduğu gibi. Chicago. Chicago'da Raw ve CM Punk. CM Punk tezahüratlarını duymanız gayet doğal. Çok doğal. Devam ediyoruz. İşte Damien Priest işte neredeyse karakterini bozacakmış CM Punk çentleri sırasında aman aman aman. Kenta calls for a match with CM Punk. New Japan Pro Wrestling star Kenta has called a match against former WWE Champion. Zaten AEW'la işte New Japan Pro Wrestling'in zaten ortaklığı da biliniyor. İşte bunların hepsi böyle şey. Şimdi böyle bir haber çıktı. Sonra bir şey çıktı. Böyle bak şöyle haber tık 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 giderek böyle bütünleşecek gibi duruyor. Chris Jericho da CM Punk possibly işte joining AEW'ya gelmesi hakkında konuşmuş falan. Bunların hepsinden genel olarak gündemde de bahsedeceğim zaten. Paul White konuşmuş. Paul White kim? Big Show. Big Show konuşmuş. Böyle işte. Bak bunların hepsinden bahsederiz. Şimdi arkadaşlar. Adım 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 CM Punk döner mi sorularının yanıtını almak üzere gibiyiz. 20'sinde bir daha kontrol edeyim. Tam 21'inde SummerSlam vardı galiba. Aynen 21'inde SummerSlam, 20'sinde SmackDown var. SmackDown'un hemen akabinde AEW Rampage. Kısa bir gösteri. Chicago. SmackDown'un arkası. SmackDown'u izleyecek mi izleyecek mi? Ben ben başta şey zannettim işte aynı saatte mi falan? Hani işte Monday Night işte Friday Night bilmem ne Clash falan mı yapacaklar bir, bir şey diye. Ya öyle de değil. Sonrasında artık o gece. Sian Punk'ın gelmesi acayip beklenen bir şey. Peki işte Zurnanın zart dediği noktaya geldik. Bakın Sian Punk dün ya daha 18 10, ben bunu çektiğimde 17 saat önce falan diyordu da işte bir, bir, gün bitmemiş daha. Bakın ne paylaştı. Görüyor musunuz? Ne kadar önemli bir spoiler. Sian Punk'ın Instagram hikayesinde paylaştığı şey. Bakın. Bu günün değil haftanın değil bu yılın haberi. Böyle yani bu artık gelmesini kesinleştiriyor AEW'ye Siam Punk'ın. Bak şöyle yaklaşalım. Al bakın kim? CM Punk. Siam Punk paylaşmış olduğu bir duvar var. Burada çakıl taşları ıvır zıvır çöpler möpler falan. Burada bir tane ölü sıçan var. Arkasında da bir çöp var. Bak Siam Punk o kadar zeki bir adam ki ipuçlarını hepsini falan birleştirin Siyampunk size cevabını veriyor. Geliyor mu? Gelmiyor mu? İşte kendisi Instagram hikayesine cevabı vermiş. Şimdi inceleyelim. Bakın bu bir şifredir. Bu bir duvar. Duvarın dibi. Fare. Bu duvara çıkması için. Bak her fare duvara dümdüz duvara bak zor çıkar. Ama aralıklar bilmem ne bir şeyler bakın şu duvarda var. Küçük böyle çatlaklar falan var. Oraları tuttum fareler çıkabilir. O yüzden mesela ben bile bizim evimiz müstakil. Böyle tamam benimki ikinci katta falan diye balkonu açıyorum da bazen rahat etmiyorum. Çünkü aralıklar aralıklı böyle duvarı evin fare çıkabilir oradan. Bunlar önemli ayrıntı. Bunu unutmayın. Duvarın dokusuna bakın. Burada çakıllar, ıvır zıvır bilmem neler var. Şurada işte birkaç tane böyle ot var. Ve burada bir çöp var. Şimdi fare neyi temsil ediyor? Bu bir fare değil. Bu kuyruğundan geri bu bir sıçan olması lazım. Büyük bir e, farenin büyüğü. Öyle söyleyelim size. Kim bu peki? CM Punk burada kimi kastediyor biliyor musunuz? Vince McMahon'i. Vince McMahon sen öldün diyor. Çünkü artık devir değişiyor. Nasıl zamanında Ted Turner'ın WCW'su battıysa Vince onu bitirdiyse rekabetini kazanıp hatta şirketi de satın aldıysa işte devir artık değişiyor diyor CM Punk. Bu Vince McMahon'in cenazesi. CM Punk burada bunu anlatmaya çalışıyor izleyicilere. Ayakları da toplu. Bu da demek oluyor ki çok fazla açıldın sen artık senin işin bittiği zaman anca böyle olacaksın diyor. Yetişik. Böyle kalacaksın diyor. Eblek eblek kalacaksın diyor. Peki bu duvar neyi temsil ediyor? Vince McMahon buradaysa. Bu bir duvar. Yıllarca Vince McMahon şu duvarın ötesine geçmeye çalışmadı. Neden? Çünkü zaten rekabetini satın aldı. Rekabetini satın aldığı zaman kendisine bir rekabet çıkmadı. WCW bitti. TNA ufak gözüktü. Hiçbir şey olmadı. Vince McMahon burada kendi çöplüğünde rahat rahat takılıyor yıllardır. Çok uzun zamandır burada takılıyor. Ama artık AEW var. AEW başlarda böyle çok önemsemedik. Bilmem ne ki 2019'da hani daha yeni bir şirket ve ben yeni geldim. 8-9 ay önce ben izlemeye başladım tekrardan ve yine böyle bakıyorum böyle tamam. Hani birkaç tane böyle kendi yıldızını çıkarıyor gibi. Yine hep eski güreşçileri alıyor bir şeyler. Çok da bir şey demedim. Ama devir değişiyor. Malakay Black. Şeyleri saymıyorum. Chris Cage'dir işte şeydir falan saymıyorum. Unutmayın. Braun Strowman'in gelmesi bekleniyor. Bray Wyatt şu aralar boşta. Bir süre takılamayacak muhtemelen. Başka bir şirkette. Bray Wyatt gelebilir deniyor. Denli Bryan geldi deniyor. Ve en önemlisi CM Punk. Bakın. Vince şu rekabetini artık tam buluyordu ki tam buluyordu. Şu duvarı aşarsa bütün dünya, bütün artık güreş, dünyadaki bütün evren, güreşle ilgili her şey onun olacaktı. Ancak küçük küçük ufak ufak çakıllara takıldı. Ve bu duvarı geçemedi. Bu duvar yükselmekte olan AEW'yu bir nevi temsil ediyor. Zamanında bu duvar yerine orada WCW vardı. Hatta o duvar bir nevi üstüne yıkılmıştı. Ancak ilerleyen zamanlarda TNA şimdi de orada olan AEW All Elite Wrestling. Vince McMahon duvara yaklaştıkça pardon duvar ona yaklaştıkça burada zaten can çekişmeye başlıyordu. Ve CM Punk'ın, CM Punk'ın, CM Punk'ın Instagram storiesinde görmüş olduğumuz şeye göre artık bu duvar iyice yaklaştı ve Vince'in de, Vince de sonu geldi. Peki bu çöp ne arkasındaki? Şu yeşillik NXT ile çırpınmaya çalışan şirkette bazı şeyleri düzeltmeye çalışan Samoa Joe'yu kovup ondan sonra işte NXT'de en azından değerlendirmeye çalışan Triple H'i temsil ediyor. Bir şeyler yeşermeye çalışıyor. Burada da bir çöp var. Bu çöp de bütün işte Raw yazarları bilmem ne hepsi de onu temsil ediyor. Çöp görüyor musunuz şu yeşilliğin ne, ne, ne kadar dibinde. Yeşilliği etkiliyor. Az daha üstüne gelmek üzere. Bu da demek oluyor ki WWE'nin gelecek umutlarını bütün çöpler mahvediyor. Derken burada da işte büyük resim burada. Bu şirketin en büyük adamı. Şirketin en tepe adamı. Ve o artık mahvolmuş durumda. Bir sürü isimle beraber CM Punk'ta AEW'ye geçerek Vince McMahon'i WWE'yi mahvetmek üzereler. İşte bütün şifreler, her şey o geliyor mu, bu geliyor mu o gitti mi, bu gitti mi, Siyam Punk geliyor mu, ne oluyor, ne bitiyor? İşte hepsinin en son artık geldiği nokta bu. Siyam Punk'ın gelmesiyle Vince McMahon artık tarih olacak. Bakalım 20 Ağustos'ta gelecek mi Siyam Punk? Bunu göreceğiz ama bütün artık şifreler, bütün ipuçların hepsinin artık toplandığı nokta Siyam Punk'ın Instagram hikayesi. Bu çok önemli bir haberdir. Bununla ilgili mutlaka bir video çekmem lazımdı ve şu an size onu gösterdim. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek dileğiyle.